Dostlar, Samsun'a kadar geldik, ne güzel. Ordu, Samsun, Giresun, Ordu, Samsun. Hatta Ordu'da falan çok güzel de zaman geçirdik. Samsun'u transit geçtik. Samsun'dan Sinop'a geçecektik. Yanlışlık yaptık. Havza'ya doğru geçmişiz. Böyle Osmancık yoluna düştük adayla. Ne yapsak, ne etsek diye düşündük. Bugün daha fazla gitmeyeceğiz. Ne kokuyor ya? Evet dostlar, bugün daha fazla ilerlemeyeceğiz. Bugün önümüzde Osmancık var, bir yerlerde konaklayacak yer bulacağız. Çünkü burası hem yol kenarı hem de yamuk, daha düz bir yer bulacağız. Şöyle tesis gibi bir şey, karşıdaki gibi bir şey. Kenarda bir yerde konaklarız. Yarın da karar vereceğiz adayla. Sinop'a mı devam edeceğiz, yoksa Ilgaz Tosya diye, Tosya Ilgaz diye oluyor, doğru mu döneceğiz? Onu bilemiyoruz. Aslında tatilimiz, iznimiz var. Ada çok yorulduğu için ben aslında yolu çok uzatmak istemiyorum ama yine de bakacağız artık, duruma göre devam edeceğiz. Osmancık'ta dipsiz göl diye bir yere çıkayım dedim. Arkadaş, bu neymiş böyle ya? Çık 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 çık, bitmedi. Çık 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 çık, bitmedi. Böyle bir dağın doruğuna çıktık ki. Neredeyim vallahi ben de bilmiyorum. Araba LPG'de çekmiyor, düşünün o kadar yani. Şurada dedim az dinlendireyim de devam edeceğim. Çeşme falan var burada. Bir tırtılın hikayesi bu. Yollarla arkadaşlık kurdu. Her adımda büyüdü. Herhalde şu dağın doruğunda bir yerde. Nasıl bir yerdeyse. Gökbel, dipsiz göl diye bir yere gidiyorum. Osmancık'ta çıktığım yerlere bir bakın. Dağın zirvesine geldim. Burası neresiyse artık. Vallahi böyle böyle bir yere çıkmadım yani. Millet diyor sen buralara nasıl geldin? Vallahi dedim ben de bilmiyorum nasıl geldiğimi. Günaydın. 10 Ağustos Cumartesi saat 8.38. Bugün Gökbel Dipsiz Göl diye bir yerdeyiz. Yayla da uyandık.